29 Ağustos, 4 Eylül. Artık kışa doğru sonbahar ekinozu ruhumuza teslim olmaya başladı. Sevgili koçlar, güzel ailem, nasılsınız? Mutluluk ve huzur sizinle olsun diyorum. Özellikle Başak Yeni ayı, sizin 27'sinde gerçekleşen Başak Yeni ayı, ofis ve iş alanlarınızla alakalı değişmesiyle ilgili başlattığınız birçok noktada yeni görev arkadaşlarımız, yeni yapılacağınız birçok noktada keyifli ve güzel gerçekleşecek. Unutmayınız ki hayal ettiğiniz ve işinizle alakalı birçok noktanın hedef kitlesini daha başarılı şekilde var edeceksiniz. Serbest bir alandaysanız da iş alanınızdaki sizi strese sokan, gergin yaratan insanları yavaş yavaş hayatımızdan elemek, yeni çevre ve yeni oluşum içinde güzel fırsatlar yakalayacağınız gözüküyor. Devlet ya da kurumsaldaysanız bu dönem üst düzey yöneticilerinizin yaşatacağı güzel seçenekler, işinizle alakalı verilecek sözler yavaş yavaş sizin istediğiniz noktada harekete geçiş yapacak. Gözden kaçırdığınız ve hayatınızla alakalı korkudan çok endişe duyduğunuz birçok noktada netlikler evreniz var. Ofis arkadaşlarımız, yeni çalışacağımız insanlarla gayet keyifli bir haftanın başlangıcı olacak. Büyük toplantılar, projeler, işlerimizle alakalı gidip çıkacağımız yolculuklar hem yorucu hem de aktif olacağı gözüküyor. Unutmayın ki siz söz verdiğiniz ve yapılmasını istediğiniz birçok şeyin imza evresi var. Hayatımızla alakalı dönem dönem geçmiş iş konularımızın size yarattığı korku ve endişeyi geride bırakmanız lazım. Sağlam bir döngünün ayak sesleri size şans getirecek diyorum. Uzun süredir de bulunduğunuz iş noktasında ayrılıp farklı bir alandan iş hareketi oluşturmaya çalışıyorsanız bununla ilgili güzel fırsatlar, güzel haberleşmeler, ama Eylül 15-17 arasında bu şans kapılarınızın daha size sunulacağı gözüküyor. Devlet atamanız, devletle ilgili başvurularınızda çok güçlü destekler alarak yerinizi belirlemeniz lazım. Tayin, başka bir şehre ya da bunun için mücadeleniz varsa olumlu diyaloglar ve bu diyaloglar sizin ailenize yakın bir memleket ya da hayallerinize dokunacak şehre gideceğinizin de uyarısı var. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile ilgili iş imkanı arıyorsanız kesinlikle ve kesinlikle doğru karar içerisindesiniz. Gelecek her teklifi doğru değerlendirdiğinizde artık işle ilgili sıkıntılı bir döngü olmayacağını gösteriyor. Kendi işinizle alakalı büyütmek istediğiniz, kafanızdaki projelerle alakalı ekonomik düzenimizde rahatlamalar olacak bu hafta. Daha sağlam geçişlerle yerimizi güçlendirmek, alanımızı daha renkli bir noktaya oluşturacağız. Korkmanıza hiç gerek yok. İş mahkemeniz, ailenize ait yaşanan geçmiş davalar, geçmiş konularımız artık hız alacak. Bu hız sonucunda doğru süreç ve doğru hakkaniyet size sunulacağı gösteriyor. Özellikle ilişkiler konusunda Merkür 26 Ağustos'ta Terazi Burcu'na geçiş yaptı. Unutmayın ki geçmiş ilişkilerimizle alakalı tekrar gözden geçirmemiz ve geçmiş ortaklı olduğumuz, geçmiş konularımız, ilişkimiz, ailevi ilişkilerimize odak noktamız olması gerekiyor. Ve bu Ekim dönemine kadar da geçmiş konularımız daha çok can sıkıcı olabilir. Fakat yeni ilişkide evlilik ve yol almayla ilgili güzel fikirler de hayatımıza renk katacak. Evli çalışan çiftlerimizle alakalı özellikle aksi evraklar, yarım kalan, dinlenilmeyen ve hak verilmeyen noktalarda bu dönem daha aktif rol alacaksınız. Hem eşiniz hem de işinizin maaş konusundaki belirsiz olan noktalarında netliğine kavuşacaksınız. Yeter ki umudunuzu kesmemeniz lazım. Evli çiftlerde de özellikle çalışanlarda birbirinize ait ve çocuklarla alakalı bağda biraz uzaklaşmalar söz konusu olacak. Hem okul için alışverişler vesaire şeyler bu hafta sizi fazlasıyla yormaya başlayacak. Geçmiş olsun efendim, ama sonu başarılı. Geçmiş ilişkinizle ilgili kafanıza takılı olan konuyu
karşılaşıp konuşup ve bu konuşmada tekrar şans verme gibi durumunuz var. Ama sizinle ilgilenen başka aktif noktalar, tanıştırılma usulleriniz de var. Bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Bu ara dijital paralara merakınız varsa dikkatli oynayınız. Ve uzun süredir evle alakalı değişmesini istediğiniz konularda da radikal ve doğru karar vereceğiniz bir hafta sizi bekliyor. Sevgili ev hanımları, korku, çocuklarınızla ilgili eğitim konusundaki korkularınız, onların gelecek kaygılarıyla ilgili o çocuklarımız çok dedik dedik konuşuyorsunuz. Öğretmenleri ya da rehber öğretmenle çocuklarımıza yön verebiliriz. Baskılardan kurtulmanızı öneririm. Özellikle ilkokula başlayacak anneler çok telaşlı gözüküyor. Telaş etmeyin. Evet, bu ara eğitim evresinde çocuklarınız için ev arıyorsanız da gayet rahat bir şekilde bu döngüyü de sağlayacağız. Sağlık olarak özellikle bu ara eklem ağrılarınız, sırt ağrılarınız ve sağlık kontrolleriyle ilgili dikkat edilmesi gereken kan tahlillerinizi unutmamamız gerekiyor. Evinize para çiçeği alın, evinizin bereketi aydınlansın, ruhunuzun bereketi aydınlansın. Hoşçakalın efendim. Sevgili boğalar, beğenin, yorum yapın, kanalımızı büyütelim. Sevgili boğalar, özellikle iş hayatınızın çok yoğun olacağı bir hafta, uzun süredir geçiş yapmaya çalıştığınız, ek işlerinizle alakalı gitmeniz gereken yolculuklar, kendi işinizle alakalı büyük bir mücadele haftası, daha profesyonel, daha kendinizi doğru savunacağınız bir döngüye geçiş yapacaksınız. Ekip arkadaşlarınızla iletişim problemi varsa, uzun süredir onların risk hatalarından kaynaklı hayatınızın içerisine alamıyorsanız, bu hafta onlarla önemli bir oluşum ve bu oluşumla alakalı güzel anlaşmalar ve hayatınıza renk gelecek süreçler söz konusu. Özellikle de organizasyon işler, büyük kurumsal alanda insan bağlantılı işleriniz varsa, burada anlaşacağınız her şirket size ekstra prim ve ekstra kazanç sağlayacak ve görünmediğiniz ve bu iş benim dediğiniz noktada da artık size hak iade edilecek gözüküyor. Mücadelenizi oldukça odaklı, oldukça planlı yaptığınız takdirde hiçbir kusur yok. Özellikle de ortaklı işleriniz, ortak oluşumda dışarıda işleriniz varsa, bunlarla ilgili yeni oluşacak projeler size aktif bir heyecan yaratacak ve başarınıza başarı katacaksınız. Geçmiş işinizle ilgili yaşadığınız ve hayal kırıklarınızla ilgili ufak tefek diyaloglar canınızı sıkabilir. Geçmiş şirketiniz tekrar size farklı noktadan teklif yaratsa da orası sizi yine oyalayacak. Mümkün olduğu kadar bulunduğunuz noktayı büyümek amaçlı, kontrol amaçlı hayatınızda tutmanız gerekiyor. Bu ara esnafsanız, kendi işinizi yapıyorsanız, esnaflarla alakalı aramızda çatışmalar, bazı gereksiz diyaloglar, arada bir kalp kırıklığı yaşanabilir. Dikkatli ve saygıyı bozmadan, her iki taraf da birbirini çok seviyor, başkalarının dedikodularına maruz kalmayın. Bir de alım satım, ihracat işinde var olan sevgili boğalar için çok alternatif iş teklifleri var ve yurt dışı bağlantılı kapılarınızın daha hızlanacağı gözüküyor. Bence bu tercihleri gözden geçirin. Çünkü bulunduğunuz noktanın size sunacağı imkanlar bu kadar ve siz de artık hem eğitimi hem yaşadığınız alanda kendinizi gösteremediğiniz için farklı kulvarlara yönelmek istiyorsunuz. Yöneleceğiniz her kulvar size daha büyük renk katacak gözüküyor. Çekinmenize gerek yok. Ortaklı iş, ortaklı projelerle alakalı da yanlış hatalar kaynaklı para transferlerinde var olan ya da maillerle ilgili hatalar iş imkanlarımızla ilgili zorlayıcı olabilir. Mümkün olduğu kadar bunları gözden geçirelim ki risk altında olmanızı istemiyorum. Unutmayın ki 27 Ağustos'ta Başak Yeni Ayı gerçekleşti. İlişkiler, yeni ilişkiler, yeni adım atmak ve çocuklarınız ve gelecekle alakalı maddi konularda daha belirleyeceğiniz süreçlerini başlattığınız için, o yüzden alternatif ekstra işler, yapacağınız ekstra süreçler sizin ev ekonominize, kendi kalitenize, kendi noktanıza daha iyi gelecek. Bu ara hobi merakınız olabilir. Kendi alanınızda farkındalık yaratmak isteyebilir. Bakış açınız, yanlış iletişimleri doğru görmek isteyeceğiniz bir hafta. Size yapılan iyilikleri keşfetmeniz lazım. Özellikle sokak canlılarına, yaşlı ve yetim ve öksüz insanlara yardım etmeyi
isteğiniz söz konusu olacak. Bu da sizin hayır defterinize uğurla yazılacak. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada özellikle eşiniz, yani eşinizin iş yerinde bazı karışık olaylar var. Eşiniz iş arıyor ve burada biraz huzursuzluklar var. Aynı şekilde sizin işinizle alakalı da yeni bir yerleşim, yeni oluşumdan kaynaklı yer belirsizliğiniz söz konusu olacak. Bir 15-20 gün böyle bir gerginlik olsa da birbirinize idare edin. Özellikle iki çocuğunuz varsa, iki erkek, iki kız, ev hanemizle alakalı mal sahibimiz ya da bulunduğumuz noktada huzursuzluklarımız var. Alternatif noktada bulamadığınız için tedirginsiniz. Bir destekle güzel bir ev alımı kararı vereceksiniz ve bu kararın arkasında durum bereketli ve uğurlu olacak. Bu ara sözlenmek, evlenmek, ilişkinizle ilgili netliğe kavuşacak konularla ilgili de hayal kurma noktamız başladı çiftler arasında. Bu hayal size mutluluk getirecek. Doğru yoldasınız, doğru evredesiniz. Çok eski bir dostunuz size ortaklık teklif edebilir ve bu ortaklık teklifi mümkün olduğu kadar doğru iletişim kurarak hallettiğinizde başarı ve büyüme noktamız var. Bu ara resim, müzik, tiyatro, astroloji eğitimi merakı olanlar için çok güzel kontaklarla birlikte kendi alanınızı geliştireceksiniz. Özellikle de eski ilişkinizle ilgili merak ettiğiniz konular sosyal ağlarda, sosyal çevrelerde yakın dostlarınızdan haber alacaksınız. Biraz burkulabilirsiniz. Uzun süredir ilişkiniz yoksa da renkli bir enerji içerisindesiniz. Evlenmeye, düzen ayar arkadaşı kurmaya, hayat arkadaşı kurmaya hazırsınız. Doğru insanın enerjisi var. Yani sevgili ev hanımları, bu ara diz ve kemik probleminiz ve evde yenilenmesi gereken yazlık kışlık reaksiyonların hareketi başladı. Bel fıtığınıza dikkat etmeniz gerektiğini uyarım. Sağlık olarak da özellikle de eklemle alakalı, özellikle sırt eklemlerinizde kas sıkışmaları söz konusu olabilir. Alerjik reaksiyonlarımız ve bağırsaklarla ilgili de ishal probleminiz olabilir. Mümkün olduğu kadar dikkatli olun. Eğitim konusunda ya da devletle alakalı beklediğiniz farklı alanlarda da güzel diyaloglar, çevre alana sokacağınız insanlar sizin rahatlamanıza, keyif vermenize yardımcı olacak. Mutlu ve sevgiyle kalın. Hoşça kalın efendim. Sevgili ikizler, nasılsınız? Güzel ailem, güzellik, keyif, huzur, mutluluk olsun. Merkür Terazi 26 Ağustos'ta Merkür Terazi iletişim gezegeniniz Merkür Terazi'ye geçti. Çok hareketli eski ilişkilerin, işle bağlantılı noktada eski diyaloglar, çocuklarınızın eğitimleriyle alakalı gündem olacağınız, okul değişiklikleri yapmak, onlarla ilgili stabil kararlar almaya çalışmanız birçok noktada sizi yorabilir. Mümkün olduğu kadar planlı, programlı yaptığınız takdirde risk alamama gibi durumunuz gözüküyor. Unutmayın ki 27 Ağustos'ta da Başak Dolunay'ı taşınma konularımızı tetiklediği için bu ara yeni ev, yeni ailevi noktalarımızla alakalı noktada da eşimizin iş hayatı, kariyeri ile alakalı gündem değişiklikleri söz konusu olacak. Aramızdaki yaşanan krizler, iletişim problemleri daha rahata geçiş sağlanacak. Yani siz direndiğiniz ilişkide savaş verdiğiniz ilişkiyi kazanmış olacaksınız. Özellikle kurumsal ya da devlet alanında çalışıyorsanız işinizle ve var ettiğiniz birçok nokta için hayal edemeyeceğiniz kadar büyük bir başarı ve hak edilmek değil de alkış gördüğünüzde yöneticilerinizin gizlediği iş konunuzla ilgili sürpriz ayaklarınıza teslim olacak. Yurt dışı iletişim noktalarınızla alakalı noktada da güneş fazlasıyla sizin enerjinizi destekliyor. Ve şimdi plan ve program zamanı, her değişikliği düşünerek doğru adım atarak hayallerinize ve motivasyonunuza yeniden kavuşacaksınız. Ben şöyle söyleyeyim, kısmen gergin, kısmen huzursuz ama başaramayacağınız hiçbir nokta. Cesaretiniz aklınıza gelsin. Gereken süreci doğru değerlendirdiğinizde de pürüzsüz bir haftayı geride bırakmaya ve hareketiniz, iletişiminiz daha böyle ifadeli olacak. Duygusal yönümüz bu ara kılık kıyafetimiz, enerjimize çok önem verebiliriz. Bu ara alışveriş enerjisi cebinize zarar getirmesin. Kurumsal ya da devlet alanında çalışıyorsanız buradaki fiziksel konuşmalar, fiziksel hareketler sizi fazlasıyla rahatsız ediyor olabilir. Üst düzey yönetici ve ekip arkadaşlarımız bazı uyarılara maruz kalabilir.
mümkün olduğu kadar siz de bu uyarı içerisinde gözüküyorsunuz ve uzun süredir de iş arayıp yeni bir alternatif nokta beklentiniz vardı. Buradan bir iletişim ve iş bağınızın gerçekleşeceği, bununla ilgili muhteşem bir süreç sağlayacaksınız. İşinize ait ve uzun dönemdir mahkeme etmek istediğiniz konularla alakalı da fırsatlar ayağınıza gelecek. Sakın bu fırsatları geri çevirmeyin. Oradan hakkınız olan ya da hak yarım kalan haklarınızla ilgili iyi iade söz konusu olacak. Bu ara yeni işler, yeni oluşumlar, yeni projelere de dahil olacaksınız. Özellikle serbest alanda çalışıyorsanız, dışarıda hareketli alanlarda iş fırsatlarınız varsa bunlar size artı bir prim, artı kazanç ve kendi ünvanınızı da daha rahat ifade edeceksiniz. Değiştirmek nedir? Sevgiyi değiştirmek isteyebilir. Eşinizin ilgisiz tavrı, size olan dokunuşu, huysuzluğu sizi yıpratıyor olabilir. Artık bir ilişki terapisine ihtiyacınız var olduğunu düşünüyorum. Çalışan evladımlar, eşinizin iş radikalliğinden kaynaklı bir değişim söz konusu olacak ve burası yurt dışı bağlantılı olacak. Hayal ettiği ve hatta belli bir süre sonra da sizin hayatınıza ait noktada gerçekleşecek güzel bir ülke ya da şehir değişikliği söz konusu olacak. Devlette çalışanlar farklı sektöre geçmek istiyor olabilirsiniz. Burada bazı fırsatlar var ama Ocak olmadan bu kararı vermeniz biraz sizi ekonomik olarak ve kredileriniz ve borçlarınızla alakalı zorlayabilir. Daha mantıklı ve temkinli davrandığınız takdirde kriz göstermiyor. Eski ilişkilerimiz tekrar hayatımıza bom diye girecek. Kafanız acayip karışacak. Yani geçmişle ilgili kırgınlıklarımız rahatlasa da güven probleminden kaynaklı ve o insana kendinizi ispatlamak ya da o insanın sizi ispatlamasından çok fazla yorulabilirsiniz. Bu ara çalışmayan ev hanımları, eşim beni aldatıyor, güven problemi var, ilgisiz diyenlerinde eşinizin evet bu tarz flörtöz ruhu var ama aldatma enerjisi göstermiyor haritanız bu hafta. Mümkün olduğu kadar onu doğru eleştirin ve ailesinden ve çevresindeki insanlara konuşmak çok hoşuna gitmiyor. Siz de özellikle baskı olarak onların ailesiyle konuşun. Biraz onun ailesini geri tutalım. Evliliğimize, çocuklarımız ve hayatımızla alakalı noktaya odaklandığımızda kriz kalmayacak gözüküyor. Bu ara ilişkisi ciddi olan sevgili ikizler için de güzel aile, annelerin, kız kardeşlerin tanışma dönemi, özellikle güzel bir sürpriz hediye, söz, nişan yüzüğünüzle ilgili fikirler gündemimizde olacak. Bir de araç konumuzla alakalı değiştirmek, arayış içerisinde olduğumuz konularla ilgili hayal ettiğiniz logosu geniş olan araç sizin kapınızda gözüküyor. Unuttuğunuz vergi, DASK, bu konularımızı bir an önce çözmemiz gerekiyor. Çözmediğimiz takdirde risklerimiz var. Altına yatırım düşünen sevgili ikizler, hemen yapın, bir risk yok. Hemen satmayacaksınız ama yakın dönemde satacaksanız risk altında olursunuz. Bir de vermeniz ve almanız gereken bazı borç konularımızla ilgili ertelenmeler söz konusu olacak. Sakin olun, haklarınızı alacaksınız. Ailenize ait arazi, toprak konuları da gündemimizde. Anne sağlığımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Sağlık olarak da özellikle göbek migreni mi deriz, göbek fıtığı mı deriz? Yani karın bölgemizdeki şiddetli ağrı, basınç ağrısı, migren de alakalı gözüküyor. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Uzun süredir de kalp damarla ilgili tıkanıklıklarımız vardı. Bir doktor check-up dönemimiz olabilir. Bu da size iyi gelecek efendim. Sevgi ve mutlulukla kalın, hoşça kalın. Sevgili yengeçler, beğen, yorum yap. Kanalımızı hep birlikte büyütelim. Bu ara sık sık gideceğiniz iş gereği yolculuklarda bazı aksilikler, pürüzler, sizi strese sokacak olaylara ve sizi zorlayacak insanlara dikkat etmeniz gerekiyor. Çünkü bu süreçte sizi deneme dönemindesiniz. Bu denemeyi başardığınız takdirde konum ve mertebe olarak da çok daha rahat bir süreci tamamlayacak. Aslında bu ay gerekli olan kazanç, gerekli olan parasal döngümüz ve işimizle alakalı netsiz olmayan noktalarda tam not alarak netliklerimize kavuşacağız. Mümkünse dışarıdaki insanlar, çevrenizdeki insanların sizin işinizle ilgili konuşmalarına izin vermediğiniz takdirde siz işinize doğru daha odaklı ve daha keyifli süreçler geçireceksiniz. Bir de bu ara yurt dışı mailler, iş gereği, şirketimizin var edeceği bazı noktalarda krizler söz konusu olabilir. Bazı aksilikler yaşansa da eninde sonunda bu engeller, özellikle
5 Eylül, 7 Eylül arasında daha rahat bir çözüm olacak. Panik yapmanıza hiç gerek yok. Kurumsaldan farklı bir alanda kendi işinizi ve yakın dostunuzla ortaklı bir fikriniz varsa şirket alanınızı kaybetmeden gizli ortaklığı kabul ediyorum. Ama şu an burayı kaybetmeniz demek ekonomik olarak biraz daha sizi aşağı çekmenizi uyarıyor. Şunu da unutmayın, eğitim konunuz, yarım bıraktığınız birçok noktada tekrar odaklanmaya ihtiyacınız var. Ve bu odaklanma sizin mertebeniz, dil eğitiminiz, eksik gördüğünüz birçok noktada da güzel evreler çıkartıyor. Bu ara yakın dostlarımızla gideceğimiz seyahatler, keyif alacağımız evreler de var. Yatırım konusunda da ailenize ait bir noktanın satalım mı, satmayalım mı, daha iyi teklifler var. Bence eğer kıymetli alacaksanız orayı değil, başka bir noktayı satmadan almanız hem sizin haneniz için hem de kendi ekonominiz için daha sağlıklı olacak. Bu ara hırslarınız, mücadeleleriniz oldukça önemli rol alacak. Gizli düşmanlar, çevrenizde size gizli gizli ayağınızı kaydıracak insanlar olacak. Bunlara fırsat verip kendi hayatınızı zarara sokmayın. O serbest meslek ve serbest alanında güzel teklifler, yeni fırsatlarımız var. Yalnız bu ara böyle figüran oyuncu gibisiniz. Yani siz mümkün olduğu kadar radikal bir insan olduk. Figüranlığı bırakalım, sahnenin şovunu yapalım. Çünkü cesaret gösteremediğiniz her nokta sizin başkalarını kapmasına sebep oluyor. Evet, işi çok iyi biliyorsunuz. Sistemden çok başarılısınız. Ama burada bir tıkanıklığımız var. Heyecan yapıyoruz, gergin davranıyoruz. Bunu bir an önce silkelerek enerjimizden atalım. Aileye ait ortaklığı, sistemli iş kapılarımızla ilgili tatlı tatlı atışmalar, kırgınlıklar olsa da iş hayatımızda daha çok büyük bir oluşum ve bir işimizin dışarıda yeni anlaşacağınız ve bağları oluşturacağınız insanlar size çok büyük renk katacak. Bence bu bağ kopmamalı diyorum. Bu ara ufak tatil fikrimiz var. Kafamızı değiştirmek, birçok noktadan uzaklaştırmak isteyebilirsiniz. Sanki böyle Eylül'ün ikisi ya da dördüne kadar böyle kafa değişikliği, ruhunuzu iyileştireceğiniz fikirleriniz var. Bu da size iyi gelecek. Bu ara kitap yazmak, şiir yazmak, entelektüel ruhumuzu da ön plana çıkartmamız gerekiyor. Şöyle bir konu var. Anne ve baba arasındaki yaşanan uzun süredir huzursuzluklar kardeşler arasında bazı krizlere sebep oldu. Ailenizin sıkıntıları kardeşler arasına yansımaması gerekiyor. Siz aileniz değil, birlik olmanız lazım. Bu ara çalışan evli çiftlerimizle alakalı, özellikle hanımınızın işten çıkartılma, işle ilgili hassasiyet, mobbing uygulama gibi durumları olabilir. Eşinize destek vermeniz gerekiyor. Sizin de uzun süredir direnmiş olduğunuz noktayı hak olarak alacaksınız. Eski ilişkinizle alakalı dönem dönem ataklarınız, özlem ataklarınız geliyor. Artık onu atın çöpe, yepyeni bir aşka adım atmanız gerekiyor. Uzun soluklu ilişkilerde de sık sık gideceğiniz yolculuklarda tartışmalar var. Mümkün olduğu kadar bu tartışmalardan uzak durmamız gerekiyor. Bir de ev hanımları, çocuklarınızın eğitimi, bu dönem sizi fazlasıyla yıpratacak alışveriş, telaş, kitap konuları, çocuklara bağırmadan onların arkasında daha sağlam bir şekilde durmanız lazım. Üniversiteye giden çocuklarımız için de ev telaşınız gözüküyor. Onlar gayet başarılı olacak. Hiç korkmayın, arkalarında durun istiyorum. Bir de ailemizde bir araç değişimi almak istediğimiz ve çocuğumuza sürpriz yapmak istiyorsanız bu araç gayet hayırlı. Bir de arsa toprak konularımız, amca köklerimiz, hala köklerimizle alakalı çözülmesini istediğiniz birçok noktada ne halanız ne amcanız size yanaşmıyor. Orası onlarmış gibi sizi önemsemediler. Yasal için daha vakit var, sabırlı olunuz. Sağlık olarak alerjik reaksiyonlarımız, egzamalarımız, saç dökülmelerimiz, ayak kramplarımız olabilir. Dikkatli olunuz. Çocuk tedavisi ya da çocukla ilgili planladığınız birçok noktada hayır ve aydınlık var. Hayırlı ve uğurlu olsun efendim. Sevgiyle kalın. Sevgili aslanlar, beğenin, yorum yapın. Aile olarak büyüyelim. Bu dönem, yani işle alakalı noktada enerjinizi çoğaltmanız lazım. Ön araştırmalar, yeni fırsatlar, yeni planlar yapmaya başlamanız gerekiyor. Kısmen gerginlikler var iş alanımızla alakalı noktada.
bazı masraflar sizi yoracak, olaylar, sosyal etkinlikler sizi fazlasıyla harcamaya sokacak. O yüzden yakın çevreniz, yakın alandaki dostlarınızın sizi kullanmasına izin vermenizi istemiyorum. Bu dönem iş yapacağınız noktalarda çok şanslı yönünüz var. Yani sadece işe odaklanmanız gerekiyor. İşe odaklandığınız takdirde muhteşem para kazancınız, hayatınızdaki krizleri daha rahat bir şekilde oturtacaksınız ve oturttuğunuz takdirde de konum, mertebe ve mevkinizle alakalı da sonuç almayı öğreneceğiz. Yani işte kurumsal büyük bir firmadaysanız, yardımcıysanız konumunuz değişecek. Masa başı değişiklikleriniz varsa bunlarla ilgili net süreçler söz konusu olacak. Bir de iş değişimi, farklı alandaki beklentilerinizle ilgili olumlu görüşmeler. Bu görüşmelerde, mülakatta gayet rahat bir şekilde gerçeklik sağlayacaksınız. Bu arada bilgisayar, telefon, teknolojik alanla alakalı bazı tamir vesaire şeylerle uğraşabilir. Yeni elektronik eşyalar almak zorunda kalabilirsiniz. Aman aman dikkatli olmanızı hem de 10 Eylül'de Merkür retro geçişini sağlayacak. Mümkün olduğu kadar elektronik eşyalarımıza dikkat etmemiz gerekiyor. Bu ara insanların iletişimdeki ifadeleri sizin canınızı sıkabilir. Emirvaki konuşmalar işten ayrılmanıza sebep olabilir. Ve ekip arkadaşlarınızın lakayt tavrı sizi yıpratıyor olabilir. Siz oraya uygun değildiniz zaten. Geçici buradasınız. Güzel fırsatlar, güzel imkanlar var. Değerlendirdiğiniz takdirde de Eylül 21-27'si arasında işlerinizle alakalı çok güzel gelişecek olaylarımız daha net olacak. Kendi işinizle alakalı bulunduğunuz noktayı taşımak, farklı bir alanda farklı işlere oluşturmak isteseniz de şu an bunu yapmanız için bir Eylül'ün geçmesi lazım. Evet, arayışlarınız var, çözmek istediğiniz daha rahat bir alana. Evet, böyle bir imkan gelecek ama şu an buradan değiştirmemiz demek bizi daha çok batağa sürer. Ekim, Kasım bunlarla ilgili güzel süreçleri sağlayabiliriz. Şu an hata etmenizi istemiyorum. Yurt dışı, belli yurt dışı iş kapılarımızla alakalı gideceğimiz çok fazla seyahatlerimiz var. Bu seyahatlerde size gelecek farklı teklifler var. Gözden geçirirseniz yurt dışı kapınızda kalma, ailenizi oraya götürme gibi imkanlarımız var. Özellikle de tarım, toprak, arazi işiyle uğraşan sevgili aslanlar, alım-satım konularımız çok fazla revaçta olacak. Kazancına ekstra bir kazanç ama finansal konularla ilgili odaklandığınız ve çözmeye çalıştığınız noktaları gözden kaçırıyor olabilirsiniz. Bunları bir an önce tek tek detaylı enerjinizi finansal anlamda kontrol etmenizi uyarıyorum. Yani çünkü hem gerginsiniz, hem eğlencelik ruhu, hem de tamamlamanız gereken kritik noktaları bazen göremediğiniz gözüküyor. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı noktada ani yer değişimleri, özellikle devletteyseniz okulunuz belirlenecek, kurumsaldaysanız yeriniz değişecek, maaşınızla ilgili beklentilerinizle ilgili olumlu süreçler yaşayacaksınız ve eğer ki işsizseniz de şöyle söyleyeyim, Başak yeni ayı sizin hayatınız, 27 Ağustos'taki Başak yeni ayı sizin hayatınızdaki oluşacak yeni kapılar için, yenilikler için cesaretinizi oluşturup yeni birçok şeye adım atıp bu kapılarda da fırsatlar yaratacaksınız. Aşk konusunda sevgiliniz, aileden kaynaklı gerginler, ilişkinize zarar verecek konuşmalar biraz ilişkinizi yıpratabilir. Mümkün olduğu kadar ilişkinizi uyarmanız lazım. Özellikle evli çiftlerde de kayınvalide, görümce kaynaklı krizler ve eşinizin onların arkasında durması ve sizi yok sayması biraz sizi yıpratabilir. O yüzden aile binası, çevre binasından uzaklaşıp karı koca olmak istiyorum. Benim bir düzenim var ve eşimin ailesi bunu anlamıyor diyeceksiniz ama onlar asla değişmiyor. İstiyorsanız uzaya gidin. Oradan telefonla iletişim. Bu düzeni böyle gütmeniz gerekiyor diyorum. Bazı boşanacak çiftlerle alakalı noktada sert tartışmalar, ifadeler ve mal kavgası daha sert süreçte devam edecek. Mümkün olduğu kadar çocuklarımıza yansıtmamamız gerekiyor. Çünkü siz bazen çok kırıcı, çok böyle aşağı çeken bir noktadasınız. Eğitimle alakalı yarım bıraktığınız dil eğitimi, mühendislik alanındaki master'ınız ya da yüksek lisanslarınızla ilgili net kararlar sizi doğru hedeflere ulaştıracak. Bu ara aktif yönümüz spora çok yatkın olacak. Yemek düzenimizi sağlayacağız. Ama size farklı bir yakın aile bağınızdan güzel bir teklif var. Bunu değerlendirmeniz istiyorum. Sevgili ev hanımları, sizi yoran, sizi yıpratan dostlarımızı artık
hayatımızdan çıkarıp ailemizle alakalı sırlarımızı dışarıya vermeye başladınız ve bu evlilik ya da ilişki hayatımızı sıkıntıya sokuyor. Sevgili gençler, hem duygusal anlamda yenilikler var hem de kariyerinizle alakalı başlayacağınız birçok nokta size mutluluk yaratacak. Göz iltihaplarımız, göz hani nedir, arpacıklarımız ve alerjik göz kurumalarımız olabilir. İhmal etmeyin, hoşça kalın, sevgiyle kalın. Sevgili Başaklar, nasılsınız güzel ailem? Beğen, kalp bırak ve yorum yaz. Sevgili Başaklar, 27 Ağustos'ta Başak yeni ayı sizin için yeni imzalar. Mümkün olduğu kadar hareket. 29 Ağustos'ta da dost ve çevreyle alakalı yaşayacağımız bazı krizler bizi incitebilir. İnandığımız kişilerin laflarına maruz kalabilirsiniz. Destekleyeceğim derken arkanızdan vurabilir. Bu dönem bunlara dikkat etmemiz gerektiğini uyarım. İş konusunda çok hareketli bir döngüdesiniz. Para hayatınız, verim hayatınız ve var olacak birçok nokta size çok büyük bir başlangıç yaratacak. Ve cesaret ve daha büyük cesaret ve hırslarınızla bağlantılı noktada çok güzel anlaşmalar sizin güçlenmenizi. Özellikle 2 yıldır geçmiş iş ve para noktasında hep aynı döngüde yaşıyorsanız bu hafta bu konularla ilgili verimli anlaşmalar, verimli kazançlar size daha böyle bir huzurlu bir döngü yaratıyor. Geçmişe ait borçlarınız ya da borç konularınızla alakalı güzel bir yapılandırma, sisteme koyma ve bu yapacağımız sistemle birlikte para biriktirme konularımızı da ele alacağız. Ailemize ait ufak tefek tartışmalar ve var olacak kırgınlıkları da yavaş yavaş iyileştireceğiz. Abla, kız kardeş, anne ya da baba köklerimizle alakalı noktadaki kırgın olduklarınız sizden özür dilemeye doğru hareket edecek. Artık affetmek size kalmış. Evet, iş hayatınızla alakalı inanılmaz yoğun ve stresli, gergin ve çok büyük bir sürecin verdiği bir huzursuzluk olabilir. Ama unutmayın ki başarı sizinle birlikte koşacak. Yapmak istedikleriniz almak ve alanınızla alakalı noktada da birçok sürprizlere açık olacaksınız. Gayet iyi bir süreç diyorum. Yani iletişimle alakalı krizlerimizi hem hızlı bir şekilde çözeceğiz hem de ateşli konuşmalar söz konusu olacak. Yeni iş büyütmek ve işimizle alakalı birçok noktada yeni aralıklar yaratacağımız evrede döngüden çıkıyorsunuz. Yani bir fanusta aynı noktadayken artık fanusun alanı kırılıyor ve sizin yolunuz, bakış açınız, sistem açınız daha çok genişlemiş olacak ve her noktada da bilirliğiniz, sakinliğiniz ve bunun dışında da öğretici evrenize size ekstra bir güç kazandıracak. Bu ara tatil gitmek, ufak kısa tatillerimiz var ama özellikle yurt dışı böyle bir Avrupa enerjimiz var. Sürpriz ve şirketiniz ya da gitmek istediğimiz sürpriz yapacağımız seyahat sizin tekrar şarj olmanıza daha rahat geçireceğiniz bir Eylül'ün başlangıcını söz konusu. Ortaklı işlerinizle alakalı noktada da mümkün olduğu kadar kasamız, gelen insanları kontrol etmemiz lazım. Ufak tefek kayıplar söz konusu olacak ve ufak tefek kayıplar size biraz daha parasal anlamda düzenli giderken kaçakları bulamayabilirsiniz. Bu ara yeni bir yurt dışı bağlantılı işler, sosyal ağlarla alakalı yaptığınız işlerde de büyük başarı, kazançla ilgili de daha büyüteceğiz ve reklam projelerinizle ilgili yapacağınız yenilikler sizin isminiz, işinizle ilgili büyük bir oluşum. Devlet, kurumsal, finansal alanında çalışanlarda da ani mekanınızda kapanma, farklı bölümlere geçme gibi krizler olabilir ve uzun süredir hayatınızla ilgili yaptığınız yeni beklenti ve iş ve evde devam eden iş kapınız varsa da hazır olun, iş yeri sizi tekrar hayata geçirecek. Hadi bakalım, hem evden hem işten yoğun bir temponumuz bizi bekliyor. Bu ara fikir alışverişleri, konuşmaları, ilişkilerinizle alakalı var ettiğiniz enerji size mutluluk ve keyif verecek. Yani aslında siz ilişkide de değişmeye, kendinizi bulmaya, karşımdaki insanın sizi anlamamasıyla alakalı yön çizme kararınız var. Onu sevdiğiniz için de vazgeçemiyorsunuz. Alternatif kişiler de var. Karar sizin diyorum. Çalışan evli çiftlerimizle alakalı araç konusu, şirketinizin araçla alakalı krizleri olabilir. Ayağın altınızdaki araç gidebilir. O yüzden mecburen araç kredisine başvurabilirsiniz. Böyle bir karar. Bir de ev taşınmadan çok evinizle alakalı ufak tefek tadilat konularımız ve bu tadilat konularıyla alakalı
alakalı artık daha rahat bir sürece koltuk, masa ve özellikle çocuk odamızla alakalı yenilenmesi gereken nokta var. Uzun süredir üreme organlarımız sağlık problemleri yaratıyor. Acilen göğüs, rahim ve prostat damarlarla alakalı noktamızı kontrol etmemiz mümkün olduğu kadar geçerli. Vergi borçlarınız, unuttuğunuz krediler, bunlarla alakalı daha dikkatli ve daha kontrollü olmanız lazım. Aşık olmak isteyen ve bir türlü aşkı tadamıyorum diyen başaklara sürpriz bir aşk, yenilik ve gerçekten kalıcı hayata yelken açacaksınız. Beddua ettiğiniz insanı affedin ve bu beddua artık sizin kapınızda böyle tendit pilavı gibi dönmeye başladı. Evinizde aksilik bitmiyor. Bağışlanması gereken, affedilmesi gereken, unutulan ne varsa hayatınızdan çıkartın ki daha güzel bir enerjiye girin. Yalnız yastık değişiminiz şans. Son zamanlarda boyun ağrılarımız ve hatta şöyle söyleyeyim, boyun fıtıkla ilgili uyarılarınız olabilir. Dikkatli olun. Mutluluk ve keyif sizinle olsun efendim. Bu ara spora çok fazla ışık yakın ki fit vücuda, eski hareketlerinize geri dönmeniz lazım. Mutlu kalın. Sevgili teraziler, nasılsınız? Evet, gerçekten çok yorucu ve kontrolünüzün evresinde bazı birçok noktada aksilikler ve bu aksiliklerden kaynaklı iş hayatınızla alakalı ciddi kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu hafta ruhsal açıdan kafa dalgınlıklarımız fazlasıyla sizi yorabilir. Aktif bir iş hayatımız olmasına rağmen adım atmakta, cesaret etmekte, kendimizi izah etmekte zorlanabiliriz. O yüzden biraz enerjimizi, ruhumuzu şifalandıralım. Kendimizle ilgili yaptığımız hataları görelim. Daha bir kendinizi severek bu haftayı daha doğru noktalara, daha rahat bir şekilde geçirmenizi öneriyorum. Öncelikle sizinle ilgili gizlenen birçok noktayı işiniz alanında öğreneceksiniz. Canınız sıkılabilir. İş konumuzla alakalı beklenmedik başarı peşinde koşacaksınız. Ama o beklenmedik başarı sizi konum, mertebe ve alacağınız tüm engelleri başarı olarak yaşayacaksınız. Ama ruhsal gerginlikler sizi yapamayacağım enerjisine yaratabilir. Siz her şeyi başarırsınız. Dengeyi ve ruhu doğru tutacaksınız. Özellikle uzun süredir iş arıyorsanız derin nefes alın. Yeni işiniz, yeni kapınız sizin için hayırlı olsun. Tam istediğiniz ve size mümkün olan bir iş kapısı gerçekleşecek. Ve burada belli kendinizi doğru ifade ettiğinizde başarılarınızda yeni araştıracağınız kapılar içinde daha rahat geçişler sağlamanız olacak. Kurumsal büyük bir firmadaysanız bulunduğunuz noktada da hak edilişleriniz yavaş yavaş biriken paranız ya da alamadığınız paralarla ilgili de doğru masaya yatırılacak. Maaşınızla ilgili beklenti içerisinde olduğunuz nokta eğer olmazsa istifa kararındayken yöneticiler sizinle anlaşma doğrusuna girecek. Kendi işinizi yapıyorsanız biraz zorlanma, dışarıdaki konuşmalar, yapılacak anlaşmalar, yeni projelerde terslikler olsa da siz mücadeleden vazgeçmeyin. Eninde sonunda o istediğiniz imza size atılacak ve başarınıza daha geriden gidiyormuş gibi hissetseniz de birden hız kazanacaksınız ve enerjiniz böyle 3'ü, 2'si ve 1'i arasında muhteşem bir enerji yaratacaksınız ve olması gereken teraziyi coşkuyla risk alacaksınız bazı konularda. Aldığınız riskler de size parasal noktada gücünüze güç katacak. Devletle alakalı bağlantılı iş yapanlarda da bulunduğunuz insanlar sanki kurumsal yarı devletle alakalı çalışanlarda da bazı riskler var. Orada sizi zorlayacak insanlara da hazır olmanız gerekiyor ve bu hem temkinli olun hem de işsizin başkalarına kaptırmayın diyorum. Devlete girmek, devletle ilgili mücadele ettiğiniz noktalarda bir sınav süreciniz olacak. İş gereği eğitimleriniz, iş gereği sınavlarınız olacak. Bunlar güzel ve başarılı evre yaratıyor. Geçmişe ait hukuki süreçler tekrar gündemimizi zorlayacak ve atmanız gereken imzalar çok önemli noktada kazanca dönüşecek. Ailenizi ve çevrenizi hukuki süreçte ikna edin. Hak kazancınız elinize geçecek. Aile işimiz ya da kardeşler arasında ya da o çocuk
çocukluktan bu yana ortak olduğumuz işlerde de yavaş yavaş kendini gösterme, para kazanma yollarımızda da oluşumlar var. Yalnız kredi çekmek, yatırım yapmak için düşündüğünüz bir plan var. Yapın, zarar görmeyeceksiniz, korkmanıza gerek yok. Bir de taşınma mevzumuz, özellikle eşimizin çocuklarla alakalı, okulla alakalı noktada daha yakın bir eve geçmek isteyebilir. Bu karar doğrudur ama şu anki evinizin yeri güzeldi. Biraz daha düşünmenizi öneriyorum. Bir de eşinizin ailesine ait miras konularımız, sizinle alakalı haklarımız verilecek mi, verilmeyecek mi düşünceleriniz varsa adaletli şekilde herkesin hakkı paylaşacak. Kırgın olduğunuz ve uzun süredir bir kardeş ya da abi, erkek kardeş, kız kardeş, bunlarla ilgili size bir adım atılacak. Affetmek sizin elinizde. Sevgilinizle güzel bir geçiş dönemindesiniz. İyileşme ve tekrar kendimizi yeniden tanımaya karar verdik. Bu tanıma bize mutluluğu ve huzuru getirecek ve ciddiyeti sağlayacak. Yakın dönemde ayrılan çiftlerde de tekrar barışma söz konusu olacak ama geçmişe dair unutamadığınız biri varsa artık onu unutun. Çevrenizde sizinle ilgilenen çok güzel insanlar var. Buna şans verdiğiniz takdirde de siz mutluluğu tekrar tadacaksınız diyorum. Eşinizin işten çıkartılma gibi bir konumu, gündemi söz konusu olacak. Eşinize destek vermeniz lazım. Özellikle kız çocuklarınızın sağlık problemi olabilir. Bunları gözden geçirmememiz gerekiyor. Bir de erkek çocuk niyeti ve erkek çocuğum olsun diyorsanız bununla ilgili sevinç hanemize aydınlık yaratacak. Yurt dışına yerleşmek, yurt dışı ile alakalı işlerle ilgili pürüzler oluşabilir. Eylül 15, Eylül 21 daha bu süreçler için hayırlı olacak. Sevgili ev hanımları, evet zorlu bir süreç. İş temposu, eşinizin, çocukların gerginliği sizi yıpratıyor olabilir. Korkmanıza gerek yok. Ezan okunuyor. Sağlık olarak da diş eti iltihaplarımız, ağız kasılmalarımız olabilir. Çenemizi sıkıyor olabiliriz. Dikkatli olun. Hoşça kalın. Ezandan sonra akreplere geçeceğim. Sevgili akrepler, beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, destek oluyorsunuz. Değişim. Direnişe değişim göstermek, işinizle alakalı haklarınızla ilgili çok büyük bir direniş dönemi başlayacak. Mümkün olduğu kadar hakkınız olan noktanın mücadelesine devam edin. Bu mücadelenin zaferi sizin için olacak. Bu ara iş yerinizdeki ekip ve çevrenizdeki insanlar memnuniyetsiz tavır sergileyebilir, sizi dışlayabilir. Sizinle alakalı ileri geri konuşmalar söz konusu olsa da bunlar sizi beyin olarak yormaya çalışsalar da sizin ilginizi çekmeye çalışıyorlar. Siz işinizde başarılısınız. Kimsenin aklı, kimsenin ruhu, kimsenin birçok şeyle uğraşmayın. Çok güzel bir evrede olacaksınız. Mesleki anlamda da kendiniz olduğunuz için bu haklar size daha verimli, daha ilginç şartlarda masaya yatırılacak konularımız var. Yani siz başarıya doğru daha temkinli, adaya aday yaşayacaksınız. O yüzden güzel bir döngü sizin için mutluluk verecek. Kurumsal ya da büyük bir alandaysanız üst düzey ya da alt ekiplerinizle ilgili yaşanan krizler iyileşmeye, sizin de var olan emeğinizin görülmeye doğru gösterişi. Özellikle patronlarla aramızda yaşadığımız sert iletişimler sizi anlamaya çalışacaklar. Bulunduğunuz, rahatsız olduğunuz insanlardan bölümünüz değişecek. Farklı bir yer sizi daha çok başarıya doğru itecek. Eğer ki devletle alakalı bir noktada başka bir noktaya başvurunuz yaptıysa bununla ilgili mücadele ve araya birini sokarak bu yolumuzda aydınlığa kavuşacak. Serbest alanda çalışıyorsanız bununla alakalı büyük evrelerde ciddi anlamda mücadeleleriniz başlayacak. Bu ara mesleki gruplarınız ve belediye ile bağlantılı iş kapılarımız varsa burada çok güzel fırsatlar ve sizin konumunuz, alanınız genişleyecek, yeni çevre, yeni oluşumlar ve alacağınız devlet kapılarındaki destekler de sizin motivasyonunuzu arttıracak. Bu ara fazlasıyla terapi ruhunuz olacak. Enerjinize iyi gelecek, enerjiyi daha renkli şekilde tadacaksınız. Hisleriniz, rüyalarınız, kalbinizdeki geçenleri çok daha
objektif olarak göreceksiniz. Yakın bir dostunuzla ortaklı bir projeye imza atacaksınız ve bu dönem sizin kariyerinizle alakalı bir değişim ve Ekim itibariyle de bu proje size renk ve keyif katacak. Unuttuğunuz ödemeleriniz, mesela vergi borcunuz, elektrik borcunuz, yani devlete ait noktalarımızla ilgili de daha disiplinli olmanız lazım. Sonra hallederim, hallederim deyip başınıza bela olsun istemiyorum. Ufak tefek kazalar, araç kazaları ve trafikteki var olan yoğunluk sizi strese sokabilir. Dikkatli olmanızı gösteriyorum. Bir de uzun süredir gözlük değiştirme niyetiniz vardı. Trafikte bu konuda zorlanıyordunuz. Hadi yapmanız lazım. Ehliyet ya da ufak tefek sınavlarınızın gayet başarılı bir şekilde olacağı gözüküyor. Ailemize ait mallarla alakalı beklenilen mallarda gecikmeler söz konusu olacak. Hakkınızla alakalı noktada biraz gerginlik yaratsanız da Aralık'tan önce bunlar çözülmeyecek. Boşuna bunlarla ilgili hayal kurmayın. Ama ailenize ait iki katlı bir ev ya da arsa üzerinde bir malınız varsa bununla ilgili müteahhit anlaşması sizin ailenize bir şans evresi olarak gözüküyor. Ama ailenize ait farklı bir şehirde ya da farklı bir toprakla ilgili bir alım satım konusunda zarar görebilirsiniz. Burayı daha bekleyin. Burası şu an satılmaması gereken nokta. Özellikle de kardeşler arasında uzun süredir bağlarda sevgi bağı eksikliği hissediyorsanız onların da çok yoğun ve ailevi problemlerinden kaynakları vakitsizlik. Onlar sizi seviyor, siz de onları seviyorsunuz. Bir akşam yemeği sürprizi ve sürpriz kapılarını çalmanız gerekiyor. Bu ara ailemizde hasta ve hastaneyle alakalı koşturma dönemlerimizde biraz bizi yıpratabilir. Sonu ferah. Evet, ilişkiler konusunda enerjiniz tavan. İlişkinizle ilgili renkli konuşmalar keyifli gelecek. Hatta flörtöz ruhunuz sizi, hayatınızdaki insan sizi kıskanmaya ve kıskanması da hoşunuza gidecek. Daha çok üstüne gideceksiniz. O sizi seviyor, yıpratmayın. Geçmiş ilişkinizle alakalı bu ara araştırmaya, sosyal ağlardan bakmaya başladınız. Onun hayatında biri var. Sizde de isteyenler var. Bir şans, bir yemek, bir çay içmek sizin kalbinize yeniden açılmasına yardımcı olacaktır. Lütfen buna önem verelim. Bu ara boşanma fikri olan ve evliliğinde huzursuz olanlar da anlaşmalı şekilde yol ayrımı içerisinde olacaksınız. Ama çocuklarla ilgili tekrar şans istediğinizde dilinizi her iki tarafta tutması lazım. Çocuklar bu ilişkiden fazlasıyla yoruldu. Çalışan çiftler için de özellikle hanımınız işten çıkma kararı içerisinde olacak, desteklemeniz gerekiyor. Bir de başka bir yerde eviniz varsa bunu satışa sunacaksınız. Daha geniş ve ferah bir ev almayı düşünüyorsunuz. Bir de unutmayın, ailemize ait çocuklarda özellikle erkek çocuklarımızın farklı bir şehre devlet için görevi olabilir. Bu kapıları hayırlı, askeri görevi de olabilir. Kapıları hayırlı ve aydınlık, onlar için endişe etmenize gerek yok. Sağlık olarak özellikle iç kulak iltihabımız değil de kristallerle alakalı baş dönmelerimiz olabilir. Bir orta kulak iltihabımızı kontrol ettirelim diyorum. Bir de uzun zamandır görüşmediğiniz dostlar, lise, üniversite arkadaşlarınızla hafta sonu keyifli bir vakit ve tatil, hani yaz daha bitmeden son kez denize girmek istiyorum diyenler için de deniz biletiniz hayırlı olsun efendim. Ani iş gereği de yurt dışı kapılarımız var. Mutlu olun, sevgiyle kalın. Sevgili yaylar, nasılsınız? Beğenmeyi, yorum yapmayı, kanalı büyütmeyi ve bana yardımcı olmanızı öneriyorum. Evet, eski çevrenizdeki dostlarınızla bir araya gelmek ve bu süreçte onların gerçek yüzüyle karşılaşmak, doğru olan, yanlış olan insanlara elime haftamız olacak. Bu ay özellikle kendi enerjinizi doğru yükleyeceksiniz. Kariyerinizle alakalı gideceğiniz iş seyahatleriniz size çok güzel başarılar elde edecek. Geçmiş konularımız tekrar gündemimize gelse de işimize zarar vermeden çözümleyeceğimiz bir sürü iş imkanlarımız olacak. Bu ara mümkünse geçmişteki çocukluk dönemimize inebiliriz, genç dönemimize ya da 20'li yaşlardaysanız bebeklik dönemlerine girebilir. Oradaki sizi zora sokan karmanızla yüzleşmeniz gerekebilir. Belki bunu bir psikologla çözerseniz başarınıza ve sizin geçmişle ilgili takıntılarınızdan kurtulmanıza yardımcı olacak. Yeni anlaşma, iş konunuzla ilgili beklediğiniz değişimler size fazlasıyla enerji katsa da güven probleminiz olduğu için, hani bunu veriyorlar ama geri mi alacaklar korkunuz varsa, artık kalıcısınız. Büyük proje, büyük imza, gideceğiniz toplantılarda da fazlasıyla kendinizi ispatlayıp oradaki akışı daha kolay sağlayacaksınız. Eğer kendi işinizi yapıyorsanız ortak teklifi gelecek, değerlendirmenizi istiyorum.
ortaklı işte de farklı noktadan da yurt dışı bağlantılı işlerimizle ilgili de gelecek teklifleri gözden geçirmeniz gerekiyor. Çünkü alan büyütme, yeni oluşumlar var gözüküyor. Bu ara esnaflı, ortaklı ilişkilerimiz hem kahkaha, hem stres, hem de her iki tarafta kendine düşman gibi ama hem de birbirinize oyun oynuyormuş gibi olacaksınız. Orada bazı olaylar biraz kritik olsa da siz bu sistemi uzun süredir devam ediyorsunuz. Her iki tarafta birbirine takmıyor. Devlette özellikle asker, devletle alakalı noktalarda polis, kaymakam, savcı, ani yer değişimlerimiz, işimizle alakalı değişimler söz konusu olacak. Panik yapmayın. Görevlerinizde ani değişimler, ani baskınlar olabilir. Mümkün olduğu kadar idare edin. Uzun süredir işinizle alakalı açılmış bir davanız ve haklarınızla alakalı ihlal olan konularda hak kazanmanız var gözüküyor. Avukatınız ya da mücadelenize devam edin. İş iadeniz de söz konusu olacak. Eğer ki uzun süredir iş noktanızla ilgili yaşadığınız ve hakkınızla alakalı noktada evde beklenti içerisindeyseniz alternatif çok eski bir dostunuzdan gelecek iş teklifi sizin gücünüze güç katacak. Gözünüzü kapatmadan kabul edin. Bu ara kuzenler, yakın akrabalarınızla gidişli, tıtışlı, kavgalı, yani enteresan konuşmalar var. Ta dedenizin denesinin haksızlıkları gündeme gelecek. Bazı konular stres yaratacak. Büyüklerimizi bu stresin içerisine sokmanıza gerek yok. Eğitim konusunda bu ara dil değil de sanata merakınız olabilir. Diksiyon eğitimleri alabilirsiniz. İşinizle alakalı eğitim düşünceleriniz söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili de kariyerinize etki edecek alternatif eğitimleriniz var. Doktor ya da sağlık alanında çalışıyorsanız mesleki olarak başvurduğunuz konumunuzla ilgili doğru karar verdiniz. Özellikle kendi alanınızı, kendi işinizi açmak istiyorsunuz. Evet, bunu yapmalısınız. Siz işinizde gayet farkındalık ve gayet başarı var. Çalışan çiftlerimizle alakalı noktada da şu an bir pürüz yok ama kendi kendine endişeleriniz var. Şirketin bazı para krizleri, yaşanan bazı olaylar biraz sizi yıpratsa da şu an için kriz yok. Ama çok yoğun ve kalabalık bir noktada serbest gibi dışarıda, içeride çalışıyorsanız aniden işi bırakacaksınız. Bilginiz olsun. Sevgilinizle anlamsız tartışmalara girebilir. Canınız sıkılabilir. Bu hafta dilimizi tutmamız lazım. Eski ilişkimizle alakalı tekrar gelecek diyaloglar var gibi. Aman bu duyguyu kapatın. Yine aynı zararı, aynı acıyı tadacaksınız. En azından bu acıyı tekrar yaşamak sağlıklı olmayacak. Çocuk planı olan, çocuk yapmayı düşünenler için de doğru bir dönemdesiniz. Hayırlı olsun. Bu ara taşınmak, yurt dışına gitmek, başka bir şehre fikri olan sevgili yaylar için de gideceğiniz yer, kalacağınız nokta sizin için ve bereketli, aydınlık. Sevgili gençler, yurt dışı ile ilgili beklentiniz, eğitimle ilgili bu süreçte hayalleriniz kırılmasın. O kapıdan doğru olumlu cevap. Gideceğiniz eğitimde de gayet başarılı ve radikal olacaksınız. Sevgili ev hanımları, eşinizle ilgili tartışmalar ve bağırmalar, konuşmalarda birbirinizi yıpratıyorsunuz. Biraz daha az, yüksek sesi aşağı rolantiye almak lazım. Şikayet eden bir eş, memnun olmayan bir hanım var burada. Birbirinizle memnun olan geçmişinizi hatırladığınızda birbirinizi tekrar sevdiğinizi düşünecek. Boşanma fikri olanlarda da biraz daha geri adım enerjiniz var. Tekrar ilişkiye geriden şans vermek istiyor olabilirsiniz ama aynı döngüde ne kadar mutlu olabilirsiniz, karar sizin. Evinizle ilgili belediyeden kriz yaşayabilirsiniz. Bazı evraklarla alakalı sorunlarınız söz konusu olabilir. Dikkatli olmanızı ben uyardım. Bir de sağlık olarak alerjik reaksiyon, geniz eti, bronşlarımız azabilir. Mevsimden kaynaklı öksürük kitlenmeleriniz olabilir. Dikkatli olun, hoşça kalın. Sevgili oğlaklar, beğenin, yorum yapın, güzel kalpler, yazılar bekliyorum. Evet, son iki senedir yaşadığınız krizler son bir aydır. Yani Ağustos ve Eylül sizin için daha verimli. Eylül ayı sizin için bütçeniz, planlamanız gelmesi gereken finansınızla alakalı güzel fırsatlar, güzel şanslar, iyi bir bütçe beklentiniz var. Bu bütçeyi doğru sonuçla değerlendireceksiniz. İşinizle alakalı yaşayacağınız, odaklanacağınız birçok noktada da başarı evrenize, çok yoğun bir iş temponuz olacak. Özellikle yapacağınız yeni projeler, alamayacağınız bir sürü hesaplar, mailler, mesajlar, değişik toplantılar, gideceğiniz yolculuklar sizi hem stresli hem de geçerli başarıyı sağlayacak. Bence bu süreci
işle alakalı yeni değişiklik düşünceniz olabilir. Farklı bir alana geçmek isteyebilirsiniz. Bununla ilgili fırsatlarınız var. Gözden doğru geçirirseniz daha huzurlu ve daha sağlıklı kapımız var. Kurumsal alanda çalışıyorsanız ve bulunduğunuz şirketin sizi farklı bir bölüme atması ve sizi mobbing uygulaması sizi fazlasıyla yoruyor. Haklarınızı almadan çıkmanızı istemiyorum ama ayrılmayı kesin karar veren sevgili oğlaklar, yeni kapınızda sürpriz bir iş anlaşmanız var. Bırakın birkaç yıllık emeğinizi, gidin orada büyüme noktanız, daha kendinizi ispatlayacağınız alanlarınız hızlanacak. Evet, devlette çalışıyorsanız bir sürü bu dönemi bitirmeniz gereken evraklar, yeni oluşumlar, bunlarla ilgili vakit bulamayacağınız bir hafta yaşayacaksınız ve her şey çok birikmiş, dosyalar, evraklar, bunların hepsi düzenlenmesi lazım. Bu ekip arkadaşlarımızla hem keyifli hem de güzel bir şekilde bu haftayı atlatacağız. Şirketimizin bize bir prim ya da parasal konuda ve ya da yolculukla ilgili ödüllendirme gibi dönemi var. İster bunu paraya çevirin, İster tatilinizi yapın. Bu da sizin şirketiniz tarafından sizin önemsendiğinizin ispatıdır. Kendi işiniz alanınızla ilgili özellikle ekonomik alanda, finans alanda, dijital paralar ve borsa ile ilgili bağlantılarınız varsa çok çok dikkatli olun ve temkinli davranın. Paranız risk altında olsun istemiyorum. Banka ya da banka ile alakalı iş bağlantılarınız varsa da ödemelerle alakalı uyarılar alabilir. Ödemeleri dikkatli yapmanız lazım. Kendinize yeni bir iş kurmak istiyorsanız ve güvendiğiniz bir kadın dostunuzla yapacağınız iş ilk bir hafta ya da üç hafta yorucu olsa da temel sağlam olacağı için ve yurt dışı bağlama ağlarla bağlantılı olacağı için çok büyük bir sistemin altyapısını kuracaksınız. Gözünüz kapalı, yolunuz aydınlık olsun. Serbest meslekte çalışıyorsanız da projeleri dikkatsizlikten kaybedebilir. Kafanız duygusal yoğunlukta olduğu için odaklanamama gibi sorununuz olabilir. Bu hafta serbest olanlar daha dikkatli olmalı. Geçmiş işinizin iadesiyle ilgili davanız gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili konuşmalarda hak iadesi ya da paranızla ilgili bölünerek size sunulacak haklar var. Bunu da güzel, en azından hak edilişinizi faizinizle almaya arayacak. Bu ara eğitim farklı alanlarda, kendi anlaşma içerisinde olduğunuz noktalarda özel kurslar, kendinizi geliştirecek çok daha iletişim odaklı olacağınız eğitimlere katılacaksınız ve bu sizin için daha anlaşılır noktada gözüküyor. Yurt dışı ile alakalı ofis ya da yurt dışı bağlantılı şirketlerle alakalı iş beklentileriniz varsa gözünüzü dört açın. Buradaki oluşum sizin hayatınıza farklı bir renk katacak. Bu ara müziğe, bu ara sanata, bu ara spora merak sarabilirsiniz. Mesela müzik dersi alabilirsiniz. Enerjinize iyi gelecek aktif noktalar size iyi ve en azından enerjinize iyi gelecek. Sevgili gençler, bu ara kafa karışıklığınız, eğitimle ilgili yaşadığınız noktalarda odaklanamama sorunuz var. Acilen bir psikolog ya da eğitiminizle ilgili doğru rehberle yön aldığınız takdirde daha başarılı bir noktaya oluşacaksınız. Çünkü aşk hayatınıza odaklı olduğunuz için eğitimi kenara bırakmış gözüküyorsunuz. Eğitiminizde çok güzel yönler ve çok güzel gelişimler size farklı bir renk katacak gözüküyor. Evet, eski ilişkinizle ilgili merak ettiğiniz konularla ilgili haber gelmeyecek. Yeni ilişki enerjiniz var. Doğru seçimleri yapmanız lazım. Uzun soluklu ilişkinizde bir ara molası söz konusu olacak. Kendinize güvenemediğiniz için ilişkiyi kenara atacaksınız. Evli çiftlerde didişler, tartışmalar olsa da bu ilişki tekrar alevlenip tekrar birbirimize sahip olacağız. Özellikle kocanızın tarafından bazı laflara kırgın olan hanımlara söylüyorum. Onlar sizi seviyor. Çok akıllısınız ve oğullarını sanki almış gibi gözüktüğünüz için biraz rakip gözüküyorsunuz. Ama sizin de aileniz maşallah hiç durmuyor. Şu dengeyi kurmanız lazım. Daha sağlıklı olacak. Özellikle eşinizin anne ve baba sağlığı ve sizin de özellikle kadınsal bölgenizde hassasiyetler olabilir. Mutlaka ve mutlaka bağırsak enfeksiyonları ve vücut direncinizi güçlendirecek gıdalar tüketmeniz lazım. Sevgili ev hanımları, uzun süredir evde yenilik ve mutfak ve banyo ile ilgili mücadeleleriniz vardı. İkna olundu ve tamir olacak ve yapılacak. Bu ara sık sık eski dostlarınızdan gelecek mesajlar sizi mutlu edecek. Bir de aile özleminiz var. Vefat edenleri Allah nur içinde yatsın. Göremiyorsanız anne babanızı görüntülü arayın efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.
Sevgili kovalar, nasılsınız? Evet, risk haftanız, ortak işler, iş ekip arkadaşlarımızla verdiğiniz kararlar sizi sıkıntıya sokabilir. Beğeniyorsunuz, yorum yapıyorsunuz. Videolarımı mutlaka yukarı çıkartmaya, sürpriz yeni iş anlaşmalarımızda olmasına rağmen ani işinizden istifa edebilir, çıkartılabilirsiniz. İnsanlar tarafından gizli takip edilip iş hatalarınızdan kaynaklı sıkıntılarımız var. Mümkün olduğu kadar odaklı, mümkün olduğu kadar bu haftayı dikkat, telefon trafiğiniz, konuşmalarınız dinleniliyor gibi gözüküyor. Dikkatli olmanız lazım. Kurumsal ya da devlet bağlantılı çalıştığınız şirketin devletle olan bağ krizinde sıkıntılar yaşanacak. Taşeron bir firmadaysanız devletle ilgili beklentinizle ilgili de çok güzel bir oluşum ve imkanlarınız sağlanacak gözüküyor. Bu ara son 3 yıldır aynı işte çalışan sevgili kovalar, rütbeniz aydınlığa kavuşacak. Son 3 aydır bir işteyseniz farklı bir teklif var, değerlendirebilirsiniz. İnsan kaynaklarında çalışıyorsanız, ihracat, alım, satım ve devamlı insan ilişkilerinizle bağlantılı iş kapınız varsa da ani konum değişimlerinizle ilgili beklentileriniz hayal kırıklığına uğrayabilir. Mümkün olduğu kadar enerjimizi yüksek tutalım. Yurt dışı ile ilgili gitmeniz gereken projelerde şirketimiz size çok fazla güveniyor. Burada gayet çözüm odaklı, gayet başarılı ve ekibiniz alkışlanarak dönecek. Türk Hava Yolları'nda hostesseniz ya da yollarla bağlantılı büyük işlerle ilgili tır işiniz varsa burada çok güzel işler, yeni anlaşmalar ve anlaşacağınız her nokta 2023 yılı itibariyle startınızda daha büyük başarı, gücünüze güç, şansınıza şans katacaksınız. Bence bu Eylül sizin için çok büyük bir aydınlanma ve başarı söz konusu olacak. Şöyle diyeceğim, yeni aşk hayatınıza geçmek istiyorsanız ve bu aşk hayatınızı Mars retro yapacak, bunu unutmamamız gerekiyor. Ve bu retro belki de şöyle demek istiyorum, 20 Ağustos'ta Mars İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Derin nefes alacağız, Mars retrosu başlayacak. Çocuklarımızla alakalı yaşanacak stres, kardeş, kuzen, gerginlikler, bu süreçte ani farkında olmayan ifadeler yıpratıcı olabilir. Riskli yatırımlar yaparak kendinizi dara sokabilirsiniz. Daha temkinli, daha kararlı ve ilişkiler açısından da kısmen stresli olup karşı tarafı yıpratabilirsiniz. Sakinliğin tadını, ruhun tadını çıkartmanız gerekiyor. Çünkü başağın enerjisi daha düzenli, daha odak, daha sistemli. Yani siz sistemli bir noktadayken gerginlikler oluşsun istemiyorum. Bu ara şirketinizde ani denetimler, ani kural değişiklikleri olabilir. Dikkatli olunuz. Eğer ki bu ara kendi işinizi yapıyorsanız ve kendi işinizle alakalı bazı konuları dikkate almamız lazım ama buraya ekstra kazançlar, ekstra verimlilikler var. Mesela miras konularımız, kredi konularımız, sigortalarımızla alakalı iyi adımlar atacaksınız ve güzel parasal dengemizde de altyapıyı iyi oturtacaksınız. Yani görmek, bakmak, doğru değerlendirmek lazım. Bir de bu ara sizin bir saflık yönünüz var. Herkese inanıyorsunuz, herkese kefil bir ruhunuz var. Siz renkli ve pratik bir zekasınız. Teknolojik ve bilgisayar ve ağlarla çalışıyorsanız da işte, yurt dışı, özellikle Almanya'da veya da Çin'den gelecek büyük bir anlaşma sizin için olumlu. Eğer işsizseniz de Güneş'in Başak Burcu'nda olması sağlam bir işin geçişiyle birlikte doğru ve kalıcı iş kapımıza aydınlığa gireceğiz. Bu ara emeklilikle, aile büyüklerimizin emekliliğiyle, sigortasıyla uğraşıyorsanız buradaki pürüzler artık bitmiş, hak kazanılmış olarak gözüküyor. Çalışan çiftlerimizle alakalı rutin gidecek, herhangi bir kriz yok. Ama hanımınızın bu ara iş yerindeki insanların enerjisi beni çok boğuyor, yeni bir yere geçmek istiyorum ama fırsat yok derken Ekim'in sonunda ani bir değişim gerçekleşecek. Bu şu an itibariyle araştırsın. Sevgilisi olan çiftler, sevgilinin size ciddiyetini, duygusunu net bir şekilde anlatacak. Geçmiş bir ilişkinize beddua ve ahınız varsa tutmuş, gözünüz aydın. Bu ara evlenme tarihinizde gecikmeler, söz tarihinizde gecikmeler söz konusu olsa da hayat arkadaşınız sizi seviyor, bırakmak gibi niyeti yok. Evliliği ters giden ve zor giden çiftlerde biraz daha yumuşama kararı, ilişkiyle ilgili şans evreleri ama dışarıdaki etkenleri hanemize
sokmadığımız sürece bizim aramızda sorun yok. Sadece hep eşinizin başkalarına yardım etmesi, evde o koltuk formatında olması ve size değer vermemesini düşünüyorsunuz. Eşiniz çocukları da sizi de seviyor. Sadece eşinizin işkolik bir ruhu var. Dışarıda renkli, evde soğuk bir ruh. Bu renkliliği siz yapabilirsiniz. Onun enerjisini uyandırabilirsiniz. Ona destek olabilirsiniz. Bir de boşanma konusu olan mahkemeniz geri çekilecek. Hayırlı olsun. Bir de sürpriz bir ev alımı ile ilgili radikal ve baba köklerinizden gelecek destekle yeni evinizle ilgili krediniz hayırlı ve uğurlu olsun. Sağlık olarak özellikle dikkat etmemiz gereken yanıklar, alerjik reaksiyonlar, cilt kaşıntılarımız, sivilcelerimiz, cildimizde lekelenmeler olabilir. Artık leke tedavisi ve bir estetik enerjimiz var. Botoks ya da cildinizi yenileyecek renge ihtiyaç var. Sevgili beyler de mutlaka baklava göbeği istiyorsunuz. Hadi spor, hadi hareket size iyi gelecek diyorum. Sevgili balıklar, beğen, yazı yaz, güzel kalp bırak ve beni destek. İş hayatınızla alakalı tamamlanması gereken projenizin artık sonuna geldiniz. Başardınız, hayırlı olsun. Uzun süredir sağlık problemi ve aile içerisindeki yaşanan krizler de yavaş yavaş bitmeye başladı. İnsanların sizle ilgili gizledikleri ya da yüzünüze söylemeyecekleri şeyleri kulağınızla duyacaksınız. Çok şaşırmayın, zaten onlarla ilgili fikriniz aynıydı. O yüzden söylediklerine de şaşırmadığınızı düşünüyorum. İş hayatınızla alakalı mümkün olduğu kadar hızlı geçiş sağlasa da iş yerimiz yavaş yavaş düzenli ve kalıplı bir noktaya geçiş sağlayacak ve bu konuda da yeni anlaşma, işçi ekibimizle alakalı yaşadığımız krizler düzelecek. Üst düzey yöneticilerinizin size konum olarak rütbenizinle ilgili net açıklamaları, biraz kıskançlığa, biraz etrafınızdaki insanların nazarına gelebilirsiniz. Mümkün olduğu kadar bol bol nazar duası okuyun. Sağlığınızla ilgili diş eti iltihabımız, diş tedavimiz, hekiminizle alakalı bazı destekler almanız gerekiyor. Çünkü sağ üst ve sol üst dişteki dolgu ya da kaplamamızda iltihap var. İhmal etmeyin. Bu ara yeni iş arıyorsanız, iş hayatınızla alakalı projede ben burada olmak istiyorum diyorsanız, zafer sizin. O kapı sizi çağıracak. Ve dil eğitimi farklı konularla, yani İngilizce değil de Almanca, Fransızca, İtalyanca, Arapça fikriniz varsa dil eğitiminiz, işiniz alakalı gerekli noktada lazım. Bunlarla ilgili Şem şirketinizin hemen sizin dil eğitiminiz sizin için sağlıklı olacak. Yeni bir işe geçmek istiyorsanız bazı pürüzler var ama eninde sonunda o sizin ve hayırlı olacak. Kurumsal bir alandaysanız iş yerinde anlaşmazlıklar, tartışmalar, yanlış hatalara şahit olabilir. Siz mümkün olduğu kadar işinize odaklanın. Onların ne yaptığı sizin için önemli değil. Devletle alakalı çalışıyorsanız devletle ilgili daha temkinli, daha kurallı, daha disiplinli olmanız lazım. Çünkü burada farklı yabancı insanlar girmeye başladı. Eski ekip arkadaşlarınız bayağı değişmeye başladı. Göz size doğru ısırmaya başladı. Dikkatli olunuz. Sağlık sektöründe çalışıyorsanız farklı sağlık alanlarıyla eczacılık, ilaç sektörüyle ilgili çok güzel değişimler ve prim haklarınızla alakalı da çok güzel konuşmalar ve bölgeniz değişecek, alanınız değişecek. Bu konuda da rahatlığa kavuşacaksınız. Eğer ki veteriner hayvanlarla alakalı bağlantınız varsa da markalaşmak ve sokak canlılarına destek vermek isteyen balıklar, siz şanslısınız. Bu dönem bu işinizi, bununla alakalı bağlantıları oturtmanız gerekiyor. Yurt dışı ile ilgili bir proje üzerinde çok yoğun bir tempodasınız. O proje yurt dışından kabul olacak ve sizin de yolculuğunuz bu alanda başlayacak. Ama Eylül sonu gibi proje bu hayata geçirme sürecindeyiz. Eylül sonu proje tamamlanmış ve bu kapılar sizin için hayırlanacak. Ev tadilatı niyetimiz var. Bulunduğumuz alanda renklilik, odalar değişecek, renkler değişecek, boya boda. Ailemizle alakalı anlaşamadığımız her noktayı daha anlaşılır noktaya geçireceğiz. Kendi işinizi yapıyorsanız ve bu konuda bazı para kritikleri yaşıyorsanız Eylül 17-11 arasında para probleminiz bitecek. Ama 29 Ağustos ve 4 Eylül arasına kadar para planlamanızı doğru yapmanız lazım. Bu ara eliniz bonkör, her şeyi alma hayalindesiniz. Cebinize zarar veriyorsunuz. Bunu yapmamanız gerekiyor. Aşk enerjiniz var. Size çok keyifli bir
aşk döngüsü, sizi mutlu edecek renklilik var. Sizin gözlerinize güzel bakacak bir aşka merhaba diyeceksiniz. Unutamadım, acı çekiyorum dediğiniz insandan başka bir insanla ilişkisinin olduğunu duyup çıldırma enerjiniz var. O sizden gitmişti. Niye çıldırıyorsunuz ki? Bu ara ailenizin size tanıştırmayacağı bayan ya da erkek enerjisi var. Mümkün olduğu kadar evliliğe hazır olacağınız insan, tanıştırılma usulü ve aşık olacaksınız. Tanıştıracak kim varsa tanışın. Çünkü o sizin ruhunuza uyacak bir evrede gözüküyor. Bu ara araba konunuzla alakalı noktada güzel bir karar, ama arabanız yeniydi. Onun yerine ev yatırımı yapmanız sizin için daha iyi olacağını düşünüyorum. Yeni ilişkiye başlayanlar için inanılmaz güzel ciddi adımlar atacaksınız. Evlilik olacak. Değiştirmekte direndiğiniz eviniz, düzeniniz, hayatınızla alakalı da mümkün olduğu kadar güzel şeyleri başarıp bunları kendi enerjinizde mutluluk yaratacaksınız. Anne, kardeş arasındaki gerginlikler bitecek. Özellikle de annenizin soyundan bazı miras konularımız gündeme gelse de anneniz ben istemiyorum, lanet olsun dese de siz haklarınızı anneniz için alın. Anneniz çocukluğundan beri o aileye kırgın ve öfkeli gözüküyor. Bir de kendi annenizi, bazen sevginizi, ifadenizi doğru yapmanız lazım. Anneciğiniz çok duygusal. Bu ara evlenme, tanıştırılma, aileler için hiç olsa da biraz ekonomik gücünüzü toparlamanız gerekiyor. Ani evlilik kararı verip zora düşmemeniz lazım. Bir de çocuklarınızın eğitimiyle ilgili daha okul konusunu tam istediğiniz gibi oluşturamadınız. Korkmayın, çocuklarınız çok zeki. Gidecekleri her okul onların enerjisine iyi gelecektir. Panik yapmanıza gerek yok. Yani sağlık olarak mümkün olduğu kadar panik atağımız, strese dayalı nefes evrelerimizde tıkanıklıklar var. Nefes alarak bol bol enerjimizi düzelterek, günümüzü tazeleyerek ve ada çayı da içebilirsiniz. Papatya çayı da, anason çayı içerek enerjimizi değiştirelim. Bu ara sık sık geçmiş konular gündemimizde. Geçmiş artık kapatma vakti. Gelecek size daha büyük mutluluklar yaratıyor. Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.